Karazan sen düzelteceksin. Arif ne diyor? Yani uygunsuzluğu hareket olur. Sen düzelteceksin. Yani. Arif ne diyor ya? O insanlar zaten fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle böyle yani. İşte ariflik, bunu anlayabilmek, fark edebilmek, ara bulmak, rahatlatmak. Ya böyle konuşsunlar, dinlemeyeceğim. Hasan-ı Basri Hazretleri birine çıkarmış, para vermiş. Demiş, hakkını bana helal et demiş. Ne oldu demiş ya? Ya çok arkamda gıybet ediyorsun demiş. Hakkı bana geçir demiş, al demiş şu para. Hakkı bana helal. İnsan haset üzerine yaratılmış. Kardeş kardeşi vurmuş hasetlikten yani. Hiç haset etmeyen insan olmaz. Yani var bu hastalık var. Bazıları biraz daha olgunlaşmış, tecrübe altına girmiş. Efendim kabul edebiliyor, bazıları etmez. Yani bir hanım, birisi bir güzel hanım alsam bile kardeşini kabul edemez, etmiyor bunu. Mesut Baba derdi ki, kardeşi der ki, kardeşim olsa da hanımı bana kalsa. Ama böyle bir insandaki fıtrat budur. Onun için nefsi iyi tanımak lazım, anlamak lazım. Bozamaz kimse, yapamaz. Siz doğru yolda olduktan sonra o yoldan azanlar diyor, size bir zarar veremezler. Bizim bu şeyden emniyet amiri vardı. Ulusunun emniyet amiri neydi? Altındağ emniyet amiri vardı. Onu tanıdın mı? Cemal mıydı? O daha evvel boksörlük yapıyordu, hemşehirde de, emniyetteydi, boksörlüğünde birincilik kazandı. Ben onu televizyonda da seyrettim, birkaç seyrede de karşılaştım onunla. Söylediler ki ona, sen bunu neye borçlusun yani, nasıl kazandın? Dedi, herkes giriyor otele, karılarda, kızlarda oynuyorlar, ben de tesbihe yapıştım, tevhide yapıştım dedi. Namazıma, ibadetime borçluyum dedi. Onlar dediler, şimdi bunu atacak, o şeyin zamanındaydı yani. Atacaklar dediler, adam şeyini yükseltti. Samimiyetinden dolayı makamını yükseltti. Namaz zamanı, ben namazımı kılarım demiş, bana namaz zamanı nöbet yazmayın demiş. E kılmış adam. Makamını yükseltmiş. Bu Hacı Bayram'a da şeyi açtığımızda, demişler böyle bir zat geldi buraya, hiç kimseyi dinlemiyor. Bu emniyetin ortasına gelmiş, burada dergah açmış. Allah demiş, büyük cesaret demiş hakikaten. Şuna dedi, söyleyin de ben onunla bir görüşmek istiyorum. Bunlar cesaret yani, bu ortamda gelmiş. Hacı Bayram'da dergah açmışım. Bak, annemi açtığımız zaman, seninle yeni karıştırıyoruz. Geldi, dediler, böyle böyle, emniyet amiri seninle görüşmek istiyor. Bunu duyursun gelsin, bizim kimseden saklı gizliğimiz yok, korkacağımız da yok. Geldiler efendim. Dedim ben aşıkım, hakaşıyım. Aşık olanı verdi, emriyle dolaşırım. Beni bir şey dolaştırıyor. Bana da dediler git dediler Hacı Bayram'a, tekke aç. Ben geldim, tekkeyi açtım. Birine de emir gelmişse, kapatacaksa kafasında görün yani. Beni aç demiş, ben açmakla mükellefim, açtım. Birer onu ver varsa, ona da kapat demişse. O da gelsin kapatsın yani. Ben, sıkıntı yok, ben vazifemi yapmakla mükellefim. Bunun için hiçbir korku da çekmem, bir endişe de duymam dedi. Biraz konuştuk. Dedi, ben dedi, ilk defa böyle bir adama rastladım dedi. Bu nasıl bir iş ya? Al şu kartını dedi. Birisi seni sıkıştırır, bir rahatsızlık ederse, nerede olursa, hangi saatte olursa olsun beni ara, ben senin yanındayım dedi. Ben aldım koydum, kartını bir tarafa hatta şey ettim yani, olur ki Allah'tan yüz çeviririm de emniyet amiri arkamda derim diye kartı da kaybettim. Benim Allah'ım vermedim ben şimdi kimseye, ne ihtiyacım var dedim. Kartı da kaybettim, o kadar samimi birisi. Ya öyle yapmış.
İki arkadaşız, Gazel Mide askeri. O zamanlar ben azgın zamanlarım. Daha yine acemiyim, diyorum bulduk, çarşıya çıktık. Çarşıya çıktık, zim zom sarmış olmuşuz. Yaz, yazmaya hiç şey olur mu? Zim zom sarmış, zor yürüyoruz. Tam baş çağır, şey, inzibat grupesinin yanından geçiyorum. Benim ordulu bir arkadaşım var, sallanıyor. Ulan oğlum doğru yürü. Bak inzibatlar alırlar bizi. Yürüyemiyor adam. Güneşte başına vurmuş. Hemen inzibatlar çevirdi bizi. Hele gelin bakalım siz. Nereden geliyorsunuz böyle? Ne olacak dedim, Allah'tan bir gün yaşadım işte ya. Oho adama bak ya. Gitti kovuşa kovuş. Kovuş kalk dediler. Bak bak iki tane yakaladık dediler. Birisi kalktı. Nerelisin dedi. Dedi Bayburtlu. Ne bu haliniz dedim. Diyor. İşte bir gün yaşadık dedim Allah'a şükür. Ulan diyor sen içtin mi? Diyor ben içmedim. Ben diyor nasıl içmedin? İçmişsin işte. Diyor ki içmedim ben. Dedi şu zigarada şey izmaritleri topla bakayım. Toplayamıyor böyle elinde. Onlar biliyorlar demek ki pat düşüyor yere. Kaldırıyor diyor. İçtin mi ulan içmedin mi? Atladı şeyden aşağı, ranzadan aşağı. Sen içmedin mi? Dediyse bana dedi sen kusura bakma dedi ben buna bir iki tane sokacağım dedi. Dedim yani arkadaşız beraber yani ayıp olur falan. Derken neyse efendim ellerinden kurtulduk ama yani harbilikle kurtulduk yine. Harbilikle kurtulduk dediler ki aklına vurduğu zaman gel bizim ya sizinle mi uğraşacağım ben dedim. Gel buradan beraber gidelim ya. Ya harbi ol da nerede olursan ol. Harbi ol da nerede olursan ol ya. Yeter ki doğru ol, samim ol. Öyle mi? Biz hep yamukluktan gayrettik işte. Millet olarak da. Ümmet olarak da yamulduk, yamulduk dedi kaybettik. Şimdi inşallah toparlayacağız kendimiz. Gerçekten ümmet şuuruna erişeceğiz. Bir vücut, bir bütün olacağız inşallah. Bu işe, bu derde bir çare bulacağız inşallah. Başka da şansımız yoktu. Ne kadar yokladımsa başka şans görmüyoruz zaten. Erzurum Rubat'ına gitmiştik seninle beraber değil mi? Gittik. Orada kaldın ha. Orada kaldın. Her şeye gitmedik. Orada beraber gitmedik. Ben yoktum. Erken sen işin mi var dedin bizim otelde biz oraya gidiyorduk. Beraber gelemedik. Sen gelmedin. Sen gelmedin. Ama siz oraya gideceğim demiştim. Biz oraya gidecek demiştim. Öteden öyle aradık da sen gitmiştin. Biz gittik otelde. Oraya gittik, orada kaldık. Oraya da işte çamaşır değişmeden değişmeye çamaşır çamaşır çok su biraz kilo vermişsin. Çok verdim. Birkaçını da topladım. Evde olmuştum kül gibi. İyi yemek yok. Uyku yok. Bolda çalışıcı, bayağı soğuk da vardı, bayağı ezdi. Yani diyordum ki acaba nerede düşerim? Bakıyorum hiç düşecek durumda da değilim yani. Nerede düşerim diye. Bir bakıyorum çok diri. Şey
Efendimiz Yakup Aleyhisselam'a buyurdu ki Dursun Efendi kemikleri erimeye başladı. Dursun Efendi şey gönderelim, memleketi gönderelim. Orada devam etmişsin. Başta zaten vazifeli etmişsin. Buradan devam etmişsin. Evliya Allah çok fazla. Çok şeyler oldu. Aşağı yukarı her gün bir şey oluyordu da efendim Allah'tan bir kere. Ordumundan buraya geri döndü. Yoksa orada kalıyoruz şey bize. Çünkü bize şey vermiyorlar. Utku. 65 yaşın üstünde oldu mu orada oturmadan yiyorsun. Veriyorlar başkaları ama 65 yaşın yukarı geçince çok şey. Belki bir Cüzey Rabbani huzur edebilirdi ama biz geri döndürdüler. Hatta bir beye niyetlendi, bizim bir katile girmişti Erzurum'da. Aynı gün gittik zaten. Orada da bizlere ben sıkılıp o katileyle buluştuk şeyde. Onlar ama Medine'de fazla kalmadılar, Medine'ye girelim ve keyif geçtiler. Günleri de vardı, onlarla da anlaşmıştık. Onlar oraya gidip kalacaktı. Peki oldular böyle. Bir gün sonra dedim ki yok bırakmıyorlar. Evlisi gelirken çok çok el tutuyor. Orada biraz kapalı. Başka bir dünyaya başladı. 27 dedim de akım yemek geldi. Baba müsaade var mı? Sizin yemek? Allah razı olsun. Allah razı olsun size. Alalım ben. Şey, babayla basınlar mı? Oldu, sağ olun. Allah razı olsun. Bilecik'te demiştiniz ki Kuzey Irak Türk Cumhuriyeti'ne sancak dikildi diye şey demiştiniz. Allah her zaman. Varsa bir şey, Bağdat'ta var, Şam'da var. Ömer Kerbela hakkında bir beyit yaz dediler. Beyti yazdım. Şeyi tamamladım. Birden bir baktım, bir patlama, bir şey böyle. Ne o yeni Kerbela mı? Düşman başlara bela mı? Anneler saçın yola mı? Adı belli ki Kerbela değil. Tekrar bir daha yeniden dedi. Yeniden bir Kerbela patlayacak orada. Ondan sonra işte orada büyük patlamalar oldu. Şeyde Kerbela'da köprü üstünü bitirmek orada şey. Yani şeyde. O zaman Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli geldi, dedi ki, daha bitmedi. Onu yazmıştı, daha bitmedi. Bakın ne söylüyor Hacı Bektaş-ı Veli, veli olanlara söylerler deli, her dala, her yana uzanır Allah'ın eli, Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat. O zaman dedi ki, nasıl olacak ya? Dedi, ortalık karışacak, şey değişecek. Bağdat'a gitmek mecburi olacak size, gideceksiniz Bağdat'a. Bağdat'a gitmedikten sonra, ben onun için bazı konuşmalarımda söylerim. Bağdat'a gitmedikten sonra bu millet rahat edemez. Bu fitneden kurtaramaz. Şam'a, Şam içinde Sultan Fatih bir beyit yazdırdı. O beyti kaybettim ama bir yerde buldum, tekrar yine kaybettim. Nereye yazdım onu? Çok muazzam bir beyit. O da Şam'a, muhakkak Şam'a gidileceğini, yoksa
Türkiye'nin durumun iyi olmayacağını, ümmetin durumunu o kadar. Bizi siyaset ondan çıkarttılar. Ama insanlar bizim siyasetini yaptığımızı anlamadılar. İşte buyur mu? Ne oldu? Nereye geldi işte? Diyor. Şey zaman gelecek ki yeni bir Osmanlı ortalığı kaplayacak yani. İnsanları rahat ettirecek. Şifa mahallesine gidiyor galiba. Yoksa daha dünya rahat eder mi? Bu sütlerin ortası. Nazım Kıbrıs'ı da söylüyordu değil mi? Nazım Kıbrıs'ı da söylüyordu. O zaman millet güldü, bir sürü tamam. İnsan ölecek dedi. 5-6 aylık, 1 senelik, 3 senelik yiyecek evlerinize koyun, dışarı çıkamazsınız. Böyle bir kıyamet kopacak dedi. Şam'ın kıyameti koptu yani Suriye'li. O Suriye'den evliydi. Öyle mi? Şeyhi de Suriye'de. Yani çoğu da Suriyeliydi. O da gidiyordu. Suriyeliler vardı. Ben size de bilmiyordum. Şu sefer gitti gibi. Oraya gitti. Şimdi arkada çavuş olanlar hep şeyhlik yapmaya başlamışlar. Bursa'da bir görevli vardı, tanıyordu aslında uzaktan. O da dervişleriyle gelmiş, o yeşilliğini ilan etmiş. Demiş, kızım baban demiş, o söylemiş ama gelip de görüşmediler benimle, bizimle. Bir de Trabzonlu bir Kadri tarikatına ait bir şeyh efendi geldi dervişlerine. Onlar da tanıdılar da şeyh, şeyhlik vermedi. Cuma günüydü, namazı kıldım, selam verdim, kalktım, şeye gidecektim, mutfağa gidecektim, baktım, önüme arkada kılıyormuşlar namazı. Bir kardeşim dedi, mecburiyetten kovalasın bunlar. Kovalasın. Öyle gittim, onu da ziyaret ettim. Çavuşlar, müşriklerini ilan etmişler, her çavuşlar. Tarikat böyle zayıfladı. Perfect.